Arkadaşlar merhaba, buradaki katillerden birisi fakir zombiyi öldürdü. Gördüğünüz gibi fakir zombi yerde yatıyor. Bizim görevimiz arkadaşlar bir polis olarak buradaki herkesi sorgulamak. Sorguladığımız kişilerden şüphelendiklerimizi de aşağı bu korkunç yaratığın yanına atacağız. Elindeki sopayla aşağı düşenlerin işini bitirecek. O zaman sorgulama başlasın. Fakir zombiyi kim öldürdüyse o kişiyi aşağı atacağım arkadaşlar. Buradan birkaç kişi de öldürmüş olabilir. Tek kişi de öldürmüş olabilir. Şüphelendiğimiz herkesi aşağı atacağız. Ve bu korkunç dev yaratık aşağı düşenleri öldürecek. Arkadaşlar siz de videoyu baştan sona izleyin ki şüphelendiğiniz herkes yorum kısmına yazın. Bu sayede bana yardım etmiş olursunuz. Haydi bakalım silahımızı alalım ve sorgulamaya başlayalım. Kurt adam, dün gece neredeydin? Fakir zombiyi sen mi öldürdün? Hayır, ben böyle bir şey yapmam. Ben insan yerim. İnsan yersin. Aynen öyle. Bir zombi asla yemem. Fakir zombiyi sen öldürmedin öyle mi? Ben öldürmüş olsaydım çoktan mideye indirmiştim. Tamam. Arkadaşlar ben bu kurt adamdan şüpheleniyorum. Ama doğru söylüyor da olabilir. Adaletli olmamız lazım. Sizce kurt adamı aşağı atalım mı? Yorumlara yazın bakalım. 2 dakika sonra yorumlarınızı okuyacağım. Şimdilik seni geçiyorum. Takipçilerimizin yorumlarına göre hareket edeceğiz. Slenderman'le devam edelim. Slenderman, fakir zombiyi sen mi öldürdün? Keşke öldürmüş olsaydım. O ne demek be? Öldürmeyi çok isterdim demek. Onu öldürmeyi o kadar çok isterdim ki aniden karşısında belirip bir anda yok ederdim onu. Vay vay vay, demek ki öyle ha? Tamam, yolluyorum ya ben bunu aşağı. Defol git aşağı. İşte dev yaratık saldırıya geçti. İşte bu be, süper Slenderman'ı öldürdü arkadaşlar. Gördün mü kurt adam? Lütfen atma beni aşağı. Doğruları söyleyeceğim. Söyle bakalım. Arkadaşlar ilk önce sizin yorumlarınıza bakayım. Kurt adamı at aşağı. Şüpheli kurt adam. Kurt adamı öldürmüş olabilir. Kurt adamı aşağı at. Herkes kurt adamı at demiş. Doğru olanı söyleyeceğim ama lütfen beni atma. Söyle kurt adam, sen mi öldürdün? Ben ve yanımdaki birkaç kişi. Eğer ki beni atmazsan hepsini söylerim. Hayır, maalesef ki atacağım seni. Defol git buradan. İşte yine saldırıyor. Güzel, işte bu. Kurt adamdan da kurtulmuş olduk arkadaşlar. Sıra huysuzda. Huysuz, sen yapmamış olabilirsin ama sorgulamam lazım dostum. Evet, biliyorum. Sen dün gece neredeydin? Mağaradaydım Kerem Komiser. Tepegöz'e sorabilirsin. Evet ya, zaten ben de polisim, kamera kayıtlarından gördüm. Sen mağaradaydın gerçekten. Arkadaşlar huysuza güveniyorum. Huysuz böyle bir şey yapmış olamaz. Zaten huysuz fakir zombiyi seviyordu. Böyle bir şey yapması imkansız değil mi? Aynen Kerem, bence de yapmamıştır. Sıra bu mutant korkunç evde. Korkunç ev, bak bakayım buraya. Şuna baksanıza arkadaşlar ya. Sen mi yaptın söyle? Ben yapmadım. İnan bana. Ben bir evim be. Bir zombiyi nasıl öldüreyim? Pek güvenmiyorum ama doğru da söylüyor olabilir arkadaşlar. Zaten bu minicik bir şeymiş ya. Ya bu yapmış olamaz ya, bunu da geçiyorum. Büyük bir şey olsa hadi neyse de. Şuna baksanız arkadaşlar, ufacık bir şey. Yok, korkunç ev yapmış olamaz. Sıra bu iğrenç mutant örümcekte. Bana bak. Pis örümcek, sen mi yaptın? Fakir zombiyi sen mi öldürdün? Konuş benimle, konuş. Biliyorum. Sen yaptın değil mi? Rol yapıyorsun. Konuşmayı biliyorsun aslında. Sen bir mutantsın. Bekle burada, bekle. Arkadaşlar şimdi ona yapacağımı biliyorum. Yeni silahımızı alıyorum. Ve onu aşağı yolluyorum. Oha be, tek yedi resmen. Üstüne de basıyor. Neyse, sorgulamaya devam edelim. Şşş, bana bak, sen mi öldürdün fakir zombiye? Artık doğruları söyleyin bana. Çünkü yalancıyı gözünden anlarım ben. Anlıyor musunuz beni? Elimdeki silaha karşı koyamazsınız. Doğruları konuşun, belki affederim sizi. Dün gece fakir zombiyi öldüren kişiler arasında ben de vardım. Sokakta tek başına yürüyordu ve onu acımadan öldürdük. Söyle çabuk, başka kim vardı yanında? Çabuk cevap ver. Oldu. Sonra onların hepsini direkt aşağı at değil mi? Onlar benim arkadaşım. Asla söylemeyeceğim. İyi, sen bilirsin, söyleme. Ben zaten onları bulurum. Defol git aşağı. Senin de o yaratık işini bitirsin. Arkadaşlar ben zaten bunları yapanı bulup tek tek aşağı atacağım. O yüzden yalan söylemeyin dedim size. Yeti, sen neredeydin dün gece? Buz kralının yanındaydım. Biliyorsun ben buz şehrinde yaşıyorum. Evet biliyorum. Peki buz kralı şu anda nerede? O da buz şehrinde, nerede olacak? Tamam, sana bir sorum daha var.
Çocukları sever misin? Tabii ki de severim. Benim de çocuğum var. Asla çocuklara zarar vermem. Fakir zombi de bir çocuk olduğu için asla ona zarar vermezdim. Bunu yapanın elleri kırılsın. Arkadaşlar Yeti yapmış olamaz ya. Gözlerinden belli, doğru söylüyor. Tamam Yeti, seni aşağı atmayacağım. Sen iyi birisin. Sıra bu değişik balerinde. Şunun tipine baksanıza, zaten tipinde hayır yok arkadaşlar bunun. Bana bak. Ne oldu be? Sen mi öldürdün? Ne gülüyorsun be manyak? Bir daha gülersen, soruma cevap vermezsen yollarım seni aşağı ona göre. Arkadaşlar bu kafayı sıyırmış. Güle güle, defol git. Oha, o neydi böyle? Döne döne aşağı indi. Gülme sırası şimdi bizde. Nasıl düştü ama? Mağara adamı Hanzo gördü, saldırıyor. Evet arkadaşlar, bunun da işi bitti. Biz de hemen yeni bir silah alalım arkadaşlar. Şöyle sandığımızı açalım, hangisini alsam. Çok güçlü silahlar var ya. Tamam, bunu aldık. Arkadaşlar şuna baksanıza, ne kadar büyük ya. Deli gibi aşağıda dolanıyor. Aşağı attığım kişiyi yok edecek. Belli yani. Aşağı düşen herkesi öldürdü. Neyse, sıradan devam edelim. Şimdi Yeti'yi atmamıştık zaten. Tepegöz'le devam edelim. Tepegöz, sen dün gece neredeydin? Kerem komiser huysuz dedi ya, mağarada beraberdik huysuzla. Evet doğru, huysuz söylemişti. Huysuz, mağarada beraberdiniz değil mi? Aynen öyle Kerem komiser. Tamam tamam, sana da inanıyorum Tepegöz. Sağ ol Kerem komiser, beni sorgulamaman lazım. Bana güvenmiyor musun? Ya Tepegöz, güveniyorum da buradaki herkesi sorguluyorum. Adalet olsun diye. Tamam tamam, neyse. Sıradaki kişiyle devam edelim. Yine bir mutant yaratık arkadaşlar. Bu da bir örümceğe benziyor. Dişleri gerçekten sivri. Doğrusu beni ısırmasını istemem. Bakalım bu silahı bunun üzerinde deneyebilecek miyiz? Bana bak, az önceki örümcek konuşmadı. Sen konuş. Dün gece neredeydin? Fakir zombiyi sen mi öldürdün? Konuş! Hayır, ben öldürmedim. Nasıl inanacağım sana? İnanmaktan başka şansın yok. Beni aşağı atarsan arkadaşlarım seni öldürür. Demek ki arkadaşlarım beni öldürür, öyle mi? Aynen öyle. Sakın beni aşağı atma. Hiç güleceğim yoktu. Bakalım öldürebilecekler mi? Defol! Şuna bak ya, beni tehdit ediyor bir de. İyi yaptın Kerem komiser. Evet evet, iyi yaptım tabii ki. Arkadaşlar tüm silahları denemek istiyorum. Şu silahı şöyle detaylıca göstereyim. Güzel bir silah yani. Ama bu silahı da bırakıyorum şimdilik. Yeni silahımıza geçiyoruz. AKM var, Vektör diye bir silah var. Dev, büyük, 100 mermili bir silah var. Şöyle mermisi bitmiyor gördüğünüz gibi. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Ve sıradaki kişi Freddy mi yoksa şu değişik yılan kadın mı? Ben yılan kadınla devam ediyorum. Yılan kadın, sen nerede yaşıyorsun? Dün gece neredeydin? Fakir zombiyi sen mi öldürdün? Ben yılan kadın, suyun altında yaşarım. Fakir zombiyi ben öldürmüş olsaydım onu boğardım, çünkü suyun altında yaşıyorum. Demek ki fakir zombiyi boğarak öldürürdün, öyle mi? Evet, ben öldürmedim ama. Tamam, senin öldürmediğine inandım. Peki fakir zombiyi öldürmek ister miydin? Ben kötü biriyim yani, evet isterdim. Sen kötü birisin, ben de kötüleri yakalayan bir polisim. O yüzden onu da aşağı attım arkadaşlar, bizimki saldırdı bile. Sırada 3 kişi kaldı. Freddy, zombi ve Recep İvedik. Yani Recep İvedik yapmış olabilir mi bilmiyorum ama bildiğiniz gibi onun da arkadaşlar leş gibi bir osuruğu var. Osuruğuyla öldürmüş olabilir belki. Onu da sorgulayacağız. Freddy, sen dün gece neredeydin? O elindeki mikrofon da ne? Şarkıcıyım dostum ben. İstersen bir şarkı söyleyeyim sana. Bunu kanıtlayabilirim. Ya şarkıyı falan geç şimdi. Fakir zombiyi sen mi öldürdün? Bunu soruyorum. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Dostum ben bir şarkıcıyım. Elimdeki mikrofondan bunu anlaman gerekiyordu. Bir şarkıcı, bir müzikçi neden bir insanı öldürsün? Daha doğrusu bir zombiyi. Freddy, lafı geveleyip durma. Sana sorduğum soruya cevap ver. Dün gece neredeydin? Konser veriyordum dostum. Nerede konser veriyordun? Şeyde işte, Minecraft Partileri şehrinde. Hayır Freddy, yalan söylüyorsun ya. Ben bir polisim, kaç kere diyeceğim size. Ben kamera kayıtlarını inceledim. Freddy'nin bu şehre geldiğini görmedim arkadaşlar. Dün gece burada konser vermiş, öyle diyor. Ama ben inanmıyorum. Aslı, sence bu bir yalan değil mi? Evet Kerem, kesinlikle yalan söylüyor. İnanma ona. İnanmıyorum zaten. Yeni silahımı alıyorum arkadaşlar. Hatta üçünü birden alıyorum. Artık tekrar buraya gelmeyeyim. Şöyle şu silahları da göstereyim. Ve Freddy'yi uzaktan aşağı atacağız arkadaşlar.
Bunun sağ solu belli olmaz. Defol Freddy. Freddy de GG oldu arkadaşlar. Yorumlara GG Freddy yazın bakalım. Bizim aslan parçası Freddy'nin de işini bitirdi. Yani arkadaşlar şimdi bu dev mutant zombi de, acaba bu mutant zombiyi aşağı atsam bizim mağara adamının işini bitirebilir mi? Korkuyorum arkadaşlar. Aşağıdaki mağara adamı çok güçlü ama bu mutant zombi de güçlüye benziyor. Neyse, mutant zombiyi en son sorgulayacağım. Recep İvedik'te sıra. Recep! Ne yapıyorsun Acep? Affedersin. Ya öf öf Recep, yaptığın iş mi yani şimdi? Ne yapıyorsun ya? Üzgünüm Kerem komiser, istemeden oldu ya. Ya Recep, ne istemeden oldu ya? Ben buraya gelene kadar yapsaydın işini. Tövbe tövbe, ben geliyorum Recep osuruyor ya. Şimdi atacağım seni de aşağı, göreceksin yani. Arkadaşlar haksız mıyım? Yaptığı işe bakın. Bakın, bu kadar çok kişiyi sorguladım. Recep hiçbir şey yapmadı. Dibine gidince Recep osurdu. Bu tamamen saçmalık Recep. Bir daha sakın yapma, seni de aşağı atarım. Tamam ya, affedersin. Fakir zombiyi ben öldürmedim. Ben o çocuğu çok severim. İnanmıyor musun Kerem komiser? Ya tamam Recep, tamam. İnanıyorum tabii ki sana. Recep yapmış olamaz tabii ki arkadaşlar. Şunun tatlılığına baksanıza. Bir de şu osuruğunu bıraksa daha tatlı olacak da. Neyse ya. Artık şu mutant zombiyi sorgulama zamanı geldi. Mutant zombi, sen mi yaptın bunu? Doğru söyle, ölümden kaçamazsın. Ben bir polisim ve yalan söylersen bunu anlarım. Sen mi yaptın yoksa sen yapmadın mı? Söyle. Yalan söylemeyeceğim, ben yaptım. Diğer aşağı attıklarınla beraber yaptık bunu. Fakir zombi sokakta yürürken onu kenara sıkıştırdık ve hepimiz birden saldırdık ona. Beni aşağı atarsan o aşağıdaki mağara adamının işini bitiririm. Yaptığını kabullendin. Mağara adamının işini bitiririm diyor. Mağara adamı yollayayım mı bunu aşağı? Aşağı at onu. Aşağı at da kim kimin işini bitiriyor göstereyim ona. Tamam mağara adamı, sakin ol. Bakalım mağara adamının işini bitirebilecek misin? Arkadaşlar mağara adamını öldüreceğim diyene bakın. Silahla taramam sonucu öldü bile. Daha sen elimdeki silaha dayanamadın be. Mağara adamını nasıl yeneceksin? Gelmiyor mu aşağı? Korktu mu? Yollasana. Yok yok, onun işi bitti bile. Merak etme. Arkadaşlar herkesi sorguladık. Recep, Tepegöz, Yeti, Huysuz ve Korkunç Ev Masum çıktı. Sizce bir dahaki videoda kimleri sorgulayalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoya 100 bin like gelirse çok güzel bir video daha sizinle olacak arkadaşlar. Like'larınızı eksik etmeyin. Abone olup like attıysanız videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın ve bay bay. Sağda ve solda iki tane video çıktı. O videolar da süper bak. Kesin tıkla, kesin.